Herkese iyi sabahlar diliyorum Baba yorgun Sabah iş var çalışacak Oyun, havuz, spor Belki de bir şey yapalım Herkese Selamlar dostlar 18 Eylül 2022 iddia tahminleriyle Hepinize selamlar Pazar günü güzel maçlar var tam 10 adet mücadelem var İdeali yüksek oranı bazı maçlara Doğrudan yüksek oranlı tercihlerle birlikte Pazar günü ilerleyeceğiz İsterseniz direkt başlayalım ve bir adet skor yarışmamız var Ondan önce Galatasaray Cuma günü vermiş olduğumuz Galatasaray Konya mücadelesi vardı. Maç skorunu bilen arkadaşımız Kaan Aslan isimli arkadaşımız tebrik edelim. Sizlere maç skoru yarışması olaraktan da Fenerbahçe Alanyaspor maçının maç skorunu sorduk. Sizce maç skoru ne olur? Benim düşüncemi söyleyeyim sizlere. 3 birlik bir Fenerbahçe galibiyeti çıkabilir diye düşünüyorum. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen iki arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Bol şanslar diyerek geçtim. Ve Cuma günü neler yaptık ondan bahsedelim. Öncelikle Cuma günü tek bir kombini vardı. Cuma katıl, Cuma katıl kombinesi olarak isimlendirdim ben bunu. Kupon odasını arkadaşlara da yazdım. Dedim ki Galatasaray birinci yarı en çok korneri kullanır. Üçe 1 bitti zaten ilk yarısı başarılı bir şekilde geldi. Nottingham maçına da ben KG var olarak değerlendirdim. Toplam oran 2.31. Sağda da gördüğünüz üzere kuponun nesi neden oynanmış hali var. 2.31 gibi orandan da kazandık. Değerlendiren tüm katıl takipçilerimizi tebrik edelim. Cuma gününü de Perşembe'nin ardından boş geçmedik. Tebrik edelim herkesi. Ardından hemen geçtiğimiz zaman da Cuma günü rapora baktığımız zaman da inanılmaz bence. Toplamda 6 adet mücadele vermiştim. 4 tanesi futbol, 2 tanesi basketbol. Futbol 4'te 4 oldu Cuma günü verdiğimiz maçlardan. Baskette Almanya mücadelesi geldi fakat Polonya mücadelesi fena gitti. Fena, Polonya maçı fena gitti. Fransa darma duman etti. Polonya hiç direnemedi. Ben direnir diyordum da hiç çekişmeli geçmedi. Onun dışında maçlarımız çok güzeldi. Değerlendiren herkesi tebrik edelim. Youtube'da da güzel zaten izlenme almış videomuz. Onun dışında katıl grubunda ben böyle 8 tane mine, 9 tane mine maç yazdım arkadaşlar. Ondan da sadece Mainz'ın 8.5 üst korneri yattı. Bakın. Bu da bir arkadaşımız oynamış hepsini. 50 TL'ye 858 TL gibi para veriyormuş. Sadece Mainz'ın korneri yattı. O da 7 kornerde kaldı sanırım. Veya 8 olması lazım. 1 veya 2 kornere gitti 850 lira. Çok güzel bir kombineydi. Neyse gayet güzel bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu şekilde bunu da göstermiş olalım. Bir de Kadiz'in şeyini yapmıştım bildiğiniz üzere. Bak Kadiz'in analizini katıl grubuna da yazdım. Nasıl yazdım? Bak bak analize bak. Hiç gol atmamış takım bir Kadiz. Cuma günü de sürpriz gün. ilk golünü mübarek günde atar diyerekten de yapıştırdım. Ben mücadeleyi izlemedim bile. Nasıl izledim biliyor musun? Dakika 87'de açtım Esport'tan. 90 artı 2'de Alvaro Negro da girdi. Arka direkte tamamladı gol attı. Ben de çok şaşırdım. Zaten muhabbetini de katıl grubuna döndürdük. Kadiz özel analiz diyerekten de şans yani. Bu zaten dediğim gibi Cuma sürpriz gün. Kaleye ilk giden şut golü oldu zaten. İlk sabit şut gol oldu. Bu tamamen şans. Bakmayın buna. Ben esprisine takılıyorum burada. İsterseniz başlayalım. Sizlerden ricam arkadaşlar videomuzu atacağınız artı 500'leri like. 500 like istiyorum bu videoya. 4500-5000 kişi izliyor. 500 like da gelir diye düşünüyorum. Bu şekilde bu videoda kombinimlerim var. Kombinimlerinin devam etmesini istiyorsanız da like'larınızı beklerim. Biraz hızlı geçeceğim. Toplam 10 mücadelemiz var. Çok uzun video çekmek istemiyorum. Onu da belirteyim. Şimdi Brentford Arsenal mücadelesi. Arsenal'ın form durumundan zaten hepimizin haberi var. En son Zürich mücadelesi oynadı. Elizabeth öldüğünden dolayı çoğu maç ertelenmişti. İngiltere'de ve İskoçya'da. Şimdi Azerbaycan. Pardon Azerbaycan diyorum. Arsenal takımı... Zurich bir maç oynamıştı. O maçı da yedek kadroyla çıkmış. Zaten onunla da iyiydi. Şimdi Arsenal bu maçta gol atabilir mi? Zaten atabilir diye düşünüyorum. Önemli olan burada Brentford'un golü gelir mi gelmez mi? Brentford takımı da üstüne gelecek olan Arsenal takım Arsenal takımına karşı geçiş oyununu Premier Lig'de yapan takımlardan en iyilerinden bir tanesi. Solda Vissa, sağda Embe bu ileride de Ivan Toney oynayacak diye düşünüyorum. İdeal 11 şu an öyle gözüküyor. Herhangi bir önemli bir sakatlık bir Norgard sakatlı var diye göster gösteriyor. O geçiş oyunuyla birlikte Brentford takımı da bence bir gol bulabilir. Maçın beklentisini söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar 2-2'lik bir skor beklentisi var. Ama ben bu 2-2'nin gelmesini beklemiyorum. 2-1'lik bir Arsenal galibiyeti çıkabilir burada. İdealden KG var tercih değerlendirme altına alınabilir. İkinci maçın PSV ile Feyenoord mücadelesi. PSV bak şu eminim şunu yapardım. Eğer Feyenoord kendi evinde olsaydı doğrudan bir verirdim. Ama Feyenoord deplasmanında olduğu için burada PSV'nin de golünü alacağız. PSV kendi evinde biraz daha baskı oynayacaktır. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi idealden ben burada sizlere KG var tercihini önereceğim. 1.34 gibi oranı var öncelikle. Golli bir, golli bir maç bekleniyor. Hatta bu maçın beklentisini söyleyeyim sizlere. 3-2'lik PSV galibiyeti. Şu beklenti de doğru çünkü. Nasıl doğru? Her iki takımın oyun yapısına baktığımız zaman da golle geçecek bir karşılaşma gibi gözüküyor zaten. Ama ben şunu söyleyeyim. PSV üstüne gelecek ya Feyenoord takımının. Ben burada KG var bakın idealden aldım. Kombine'me de koydum hatta. Feyenoord'un atacağı iki golü de neden olmasın diyerekten sizlere önermek istiyorum. Onun da oranı arkadaşlar şurada gözüküyordur mutlaka. 2 16'da onun oranı var. Deplasmanın atacağı iki golünde böyle bir oranı var bilginize. Marsilya ile Ren mücadelesi. iki ekip de hafta içinde oynadığı Şampiyonlar Ligi maçları vardı. Biri Avrupa, biri Şampiyonlar Ligi oynadı. Ren'i izledik. Ren gerçekten arkaya attı toplarla birlikte Fenerbahçe kalesinde neredeyse iki gol zaten attı. Üçü ve dördü atıyordu bakın. Arka arkaya geldiler. Önce üçü atacaktı. O girseydi dört de geliyordu. 10 dakikada ipimizi çekiyorlardı ki son anda İrfancan attı. 90'da da penaltıdan attık. Güzel puanı kurtardık oradan. Ben burada yine gollü bir maç geçmesini bekliyorum. Gollü bir beraberlik çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar bu mücadelede. Marsilya'nın kendi evindeki özellikle Lille maçını izlediğimiz zaman da oyunda bayağı bir etkin oldu. Fakat etkin olurken işte o etkin olmayı yaptığı zaman da Ren Fenerbahçe maçında yaptığı gibi arkaya atıl alt arkaya atabileceği toplarla birlikte Marsilya kalesinde gol bulabilir. Ben KG var 1.50 gibi oranla idealden aldım. Onun dışında maç sonu 0 da yüksek orandan sizlere 3.14 gibi orandan sistem kuponlarınızı öneririm. Monza ile Juventus mücadelesi. Ya bu Juventus gerçekten dikiş tutmaz bir hal aldı. Allegri ile birlikte ikinci Allegri dönemi yaptılar. Bunlar da ya yaptıkları transfer Dimar ya oynamıyor çok fazla. Pogba'nın sakatlığı vardı. Bir Kostić biraz oynuyor artık. O da yeni yeni başladı oynamaya diyelim. 2-3 maçtır. Onun dışında çok fazla bir önemli eksiği de yok yani. Şöyle baktığımız zaman da Vlahović oynuyor. Bir kart cezası var. Milik geçen maçta bakın. Geçen maç 2-2 bitti. Geçen maçın olayını mutlaka duymuşsunuzdur veya izlemişsinizdir. Ya o gol nasıl iptal oldu bilmiyorum. Cuadrado eksik. Kart cezalısı Milik aynı şekilde. Kart cezalısı geçen maçtan. Locatelli'nin cezası var. Derken Keane oynar. Vilaovic oynar burada. McKenny, Parades. Solda Kostic oynar muhtemelen aynı şekilde. Ya galip gelebilir Zor bir galibiyet. Ben o yüzden şöyle gittim yüksek orana gittim. Juventus takımı diyorum ki burada galip gelirse 4.5 altında galip gelir. Düşük orandan galip gelir diye düşünüyorum. Düşük skorla biter diye düşünüyorum. 4.5 altında 2-1.90 gibi orandan alacaksak galibiyetini 1.90 gibi orandan alalım diyorum. Bol şanslar. Diğer mücadelem Trabzon Gaziantep mücadelesi. Trabzon kendi evinde oynayacak mücadeleyi Trabzon toparlandı. Hatta bu hafta içinde Abdullah Avcı ile sözleşme, Serkan Aslan'la sözleşme, Muhammed Talha ile sözleşme, Uğurcan Şakıl sözleşme derken Hamşik de kadroya döndü. İdeal kadroya baktığımız zaman da Gomez, Strazeget, Bakisedaz, Abdülkadir Ömür arkada da Siopis ile Hamşik. Trabzon burada ideal kadrosuna döndü diyebiliriz. Ben burada maç sonu biri sizlere doğrudan öneririm. 1.48 gibi orandan Trabzon'un direkt galibiyetini almanızı öneririm. Onun dışında oran yetmez diyorsanız da bana yine aynı şekilde süsleyerekten de 4.5 altında bir yaparsanız 1.79 gibi orandan değerlendirme altına almış olursunuz. Gaziantep deplasmanda zaten bu sezon iyi takım da. deplasmanı basmanı zaten genel anlamda biraz deplasman basman karnesi kötü. Trabzon inmeyi yakaladı bence. Çıkışını sürdürür. Villarreal ile Sevilla mücadelesi. Sevilla'nın durumu biraz kritik. Yani ne olacak bilmiyorum. Kadrosu da çok kaliteli. Bu maçta da eksikleri var. Kim eksik mesela? Hemen söyleyeyim. Lamela mesela geçen maçtan kart cezalısı. Papu Gomez sakat. Jesus Corona sakat. Hücumat üretkenlikte biraz sıkıntı yaşayabilirler. Özellikle Lamela'nın olmayışı. Geçen maçın yıldızı. Bu maçta olmayacak. Galip gelmişlerdi o mücadelede de 3-2 Espanyol'a karşı. Espanyol bayağı ezdi bunları. Ve Real takımına baktığımız zaman da Avrupa'daki oynadığı maçlarda iki maçı da zaten rotasyonlu kadroyla gitti. İkisini de kazanmasını bildi. A son birini buraya çıkaraktan da son mücadelesinde 1-0 Real Betis'e karşı mağlup oldu. Fakat baktığımız zaman da o maçta golü yedikten sonra bayağı bir etkin oldu yani. Gol yedikten sonra bırak bir golü 3 tane bile atabilirdi. Öyle pozisyonlara girdi. Ben burada Villarreal'in doğrudan galibiyetini öneririm sizlere. Yüksek oranıyla birlikte de şunu da önermek isterim. Toplam gol aralığı 2-3 gole sıkışır diye de düşünüyorum. Onun da oranı 1.82. Skor beklentimi söyleyeyim sizlere. 2-0 veya 2-1'lik bir Villarreal galibiyeti beklediğimi de belirteyim değerli arkadaşlar. Direkten de geçtim. Alkmaar'la Ajax mücadelesine. o mücadelede de güzel bir karşılaşma bekliyorum. Alkmaar tarafı zaten bu sezon gerçekten kendi liginde Avrupa'da can yakan bir hal aldı. Ee, Ajax'a baktığımız zaman da son mücadelesinde mağlup oldu Liverpool'a karşı. Çok da iyi oynayamadı o maçta. Gerçi şöyle söyleyeyim. Liverpool iyi oynadı diyelim. Daha çok abluka alan takı takımdı. KG Varan'ın yüksek misli yapmıştım fakat yani zor geldiğini söyleyeyim. Gelince sevindim açıkçası. Kolay gelir diyordum ya biraz da zor geldi açıkçası. Candan da bir Liverpool galibiyeti almıştık o maça. Ben hasıl kelam. Güzel tempolu bir maç bekliyorum. Bu mücadelede ben KG vara gitmedim. Maçın 3-0'da kalma ihtimali olduğundan dolayı 2.5 üstüne gittim. 1.40 gibi orandan değerlendim altına aldım. Bilginize idealdir. Yüksek oranı yok maçın. Fenerbahçe-Alan mücadelesinde de Alan ben canlı izlediğim takımlardan bir tanesi. Stadyumundan izlediğim takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe Avrupa'ya çıktı. Yorgun mu? Şöyle yorgun. Yani çok fazla rotasyonlu vardı. Yani bu takımın ideal bir 11'i yok. Her gün şu an çok iyi durumda. O yüzden Fenerbahçe'nin ben buradan galibiyetini doğrudan bekliyorum. Hatta kombineme de aldım bu mücadeleyi. 1 ve 1.5 üstünü yaptım. 1.47 gibi orandan. Alanya Spor'da şöyle bir şey var. Şimdi Ahmet Hasan bu maçta e, ya yani Ahmet Hasan geçen maçta girdi. Golünü de attı. İyi oynadı o maçta. Gerçekten iyi bir görüntü verdi. Bir de sol beke Fulham'dan şey, sol açığa şey aldılar. Ivan Cavallero mu ne bir eleman aldılar. O çok iyi bakın. Onu bir izleyin. Muazzam. Ama Faryol'u şans verir bilmiyorum. Geçen maç ikisi de yedekti. Şu an ideal 11'lerde yazmıyor da Fenerbahçe zaten 2 gol atarak bence bu mücadeleyi kazanır. Milli ara öncesi. Diğer mücadelem Ankara gücü Sivas mücadelesi. Ben vallahi şöyle söyleyeyim. Sivas biraz yorgun zaten. Dert da kazandı. Ankara gücünün bu maçı kaybetmesini beklemiyorum. Şöyle yüksek oran yapacaktım fakat arada kaldım. Ya 0 biter diyorum ya 1 biter diyorum. Avrupa'da oranı var. 1.35 1.40 mantarın oranı var. 0.1 çiftle şansı idealden alınabilir. Ama ben yüksek oran ile birlikte burada Ankara gücünün Ömer, Ömer Erdoğan'la birlikte ilk galibiyetini almasını bekliyorum. Onun da oranı 2.12 risklidir bilginize. Atletico Madrid Real Madrid mücadelesine baktığımız zaman da Real Madrid oyunu istediği zaman hızlandırıyor. istediği zaman da duraklatan bir takım. Ama Atletico Madrid de burada oyuna dahil olmasını ve Atletico Madrid tarafından da gol bekliyorum. Maçın normal beklentisini söyleyeyim sizlere. 3 birlik bir Real Madrid galibiyeti bekleniyor. Fakat ben öyle bir skor çıkmasını beklemiyorum. Olursa belki 2-1 zor mücadele. Bir beraberlikle çıkma ihtimali var. Ama olursa da bence şöyle idealden bir KG var tercih. 1-56 gibi orandan 56 a ya gelsin diyelim burada da bir 56 gibi orandan KG var tercihiniz bence idealden alabiliriz diye düşünüyorum. Toplamda 10 adet mücadele verdim. İdeal yüksek oranda sizlere kalmış. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim sizlere bir adet de ideal kombinem var. Ekrana gelsin. PSV mücadelesine KG var bekliyorum. Hatta ne dedim? Feyenoord'un 2 golü bile 2.16 gibi orandan bak. Feyenoord çok formda. Özellikle 4-6-0'lık maçını izledim. Üst vermiştim o maça kombine de vardı. İzledim yani takımı çok formda. PSV ile oynayacaklar. Bakın Feyenoord'un 2 golü bile var diyorum bakın. PSV de kendi evinde eşek değilse atsın artık ne diyelim. Fenerbahçe'yi de Alanya'yı da izlediğim takımlar zaten yakından takip ettiğim takımlar olduğundan dolayı. Burada da Fenerbahçe'nin 2 golü galibiyetini değerlendirme altına aldım. Değerlendirecekler bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.